Efendim, sivrisinek istilası var. Gece uyurken kulağınıza vızıltılar gelmiş olabilir ama özellikle de hastanelere kadar taşıyacak boyutlara ulaşmış durumda bazı illerde ve ilçelerde. Sağlık Bakanlığı'ndan da bu konuda uyarı var. Bunlar hep sinek yaraları. Evet, aşırı var. Sivrisinek aşırı, yatılmıyor. Kapının önünde duramıyoruz, evde yatamıyoruz. Hani akşamları çok rahatsız oluyoruz. Çocuklarımızı ısırdıkları zaman bayağı şişme ve kızarıklık oluyor vücutlarında. Sivrisinekler ısırmıyorlar, resmen koparıyorlar. Ya da ağrıyı ısırdıkları zaman felaket bir ağrı da meydana gelebiliyor. Sivrisinekler genel olarak hepsi tehlikelidir. Çünkü bunlar hastalık taşıyıcıdır. Haziran ayından itibaren yaygın sinek ısırığı ve sinek ısırığı alerjileriyle gelen çok sayıda hastamız var. Sivrisinekler İstanbullunun kabusu oldu. Isırdığı yerde yaralara yol açtı. Hastaneye başvurular arttı. Hemen sivrisinek bu sene çok çoğaldı yani. Özellikle açıkta kalan bölgelerinde kızarıklık, şişme, ağrı, bazen sekonder enfeksiyon dediğimiz ikincil bir iltihaplanma da deriye yerleşerek yaygın yaralar tarzında karşımıza çıkabiliyorlar. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinekler de çoğaldı. Özellikle su birikintileri, dere kenarları ilaçlansa da sivrisineklerin önüne geçmek mümkün olmadı. Böyle su birikintileri, göller, dere kenarları, dere ağızları gibi yerlerin zamanında böyle larva dönemindeyken bunların ilaçlanması lazım ki bunlar çünkü bir kere üredikten sonra siz ne kadar ilaçlansanız da başa çıkılamayabiliyor. Bazen şu olabiliyor. Mevcut ilaçlara karşı sivrisineklerde ya da sineklerde de bir direnç gelişebiliyor. O açıdan mutlaka mevcut ilacı değiştirip farklı gruptan yeni seçenek ilaçları kullanmakta fayda var. Sivrisinek popülasyonu arttıkça ısırdıkları kişi sayısı da arttı ve hastaneye başvurularda. Uzmanlar Asya kaplanı sivrisineğine karşı da uyardı. Asya kaplan sivrisineğidir. O Asya kaplan sivrisineği çok daha agresif ve giysilerin üzerinden bile insanları kanını emebiliyor. Bizim korkumuz özellikle alerjik bireyler üstünedir. Alerjik bireyleri sivrisinekler ısırdığı zaman sadece ısırdıkları yerde değil de ısırılmayan diğer bölgelerde de ya da kapalı alanlarda da alerjiye bağlı olarak böyle yaygın döküntü, kızarıklık, kaşıntı, bazen böyle anafilaktik dediğimiz aşırı alerjik kişilerde göz kapağında şişme, dudakta şişme, vücutta yaygın kurdeşen benzeri döküntüler meydana gelebiliyor.